toplumun baş belası. Neden biz obez yaşıyoruz ve bunun için ne yapılmalı? Elinizde ne var? Bitki takviyesi olarak. Programın başında söylemiş olduğum gibi kalsiyum kaçağı, asidoz, asitli yani çok yoğun hayvansal besinlerle beslenme kalsiyum asidoza sebep olur. Asidoz nedeniyle de kalsiyum kaçağı obeziteyi, şekeri, karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Hı hı. Şimdi Endonezya, Malezya, Kamboçya, Laos, Vietnam gibi ülkelerde bir bitki yetişir. Hı hı. Bizdeki bal kabağına benzer fakat mandalina kadar küçük. Hı hı. Bunun birleşiminde hidrositrik asit var. Hidrositrik asit. Hı. Bu asit, asit deyince başkaları tehlike bir şey zannediyor. Limonda sitrik asit var. Elmada malik asit var. Yani meyvelerde de birçok asit var. Zararlı, tehlikeli bir asit değil yani. Aslında bütün bu rahatsızlıkların ana temeli sağlıksız beslenme. Tabii. Dengeli beslenmemeye dayanıyor tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yanlış beslenme. Bu ülkelerde yetişen bu Garcinia kombucha denen meyvenin birleşimindeki asit çok özel bir asit. Ne yapıyor, ne işe yarıyor? Diyelim ki ekmek, mantın, makarna, börek, çörek çok yiyor kişi. Kilo aldı. Neden? Çünkü bu karbonhidratları, besinler şekere dönüşür. Şeker de yağa dönüşüyor. Yağ da depoluyor, kilo alıyor. Garcinia'nın birleşiminde hidrositrik asit bu dönüşümü sağlayan asetil koenzümünün salgılanmasını frenliyor. Hı hı. Böylece kişi yese de kilo almıyor. Olduğu kiloda kalıyor. Elimizdeki bunu öneriyoruz. Evet. Bitki takviyesi olarak. Garcinia. Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal, bitkisel. Ben...